Saygılar sunuyorum. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Mustafa Bey. Önemli hususlara değindi. Şimdi Yusuf Sancak Bey, Yukarıköy Mahalle Muhtarı. Buyurun Yusuf Bey. Yusuf Bey'den sonra Suat Çelik hazır olsun. Değerli Başkanım, değerli kurum amirleri ve meslektaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi değerli başkanım, biz muhtar olarak çok sorunlarımız var ama iki tanesini kısa ve net açıklamak istiyorum. Değerli başkanım, 6. ayın 8'inde Büyükşehir Belediye'mizden bir talepte bulundum. 6 muhtar arkadaşımın mühürü ve imzasıyla şunu rica ettim. Bize bir kreyle bir çizili iki kamyon verin. Tamam dedi. Başkanımız toplantıya geldiği zaman belki başkanımın kurum amirleri buradadır. Ben işlerinden müdürleri belki buradadır. Bize söz verdiler. Ben Ramazan 1, 6. ayın 8'inde tam 18 sefer Maçka'dan 68 kilometre yol yaparak belediyemize müracaat ettim. Fen İşleri Müdürü'ne müracaat ettim. 6 sefer Fen İşleri'ne gittim. Müdür sıkıldı, benim müdür yardımcısına verdi. Müdür yardımcısı sıkıldı, şefe yolladı. Şef maalesef bugün yarın derken bu zamana geldik, elimde dilekçe, hiçbir talepte bulunmadılar. Ben de bu süreç içerisinde yapacak olduğum tek bir şey vardı. Değerli Cumhurbaşkanıma bunu bildirmek zorundaydım. CİMER'e ve DİMER'e yazdım. Bilmiyorum, şu anda herhangi bir cevap gelmedi. 6 tane grup yolu olan yaya yoluma bir kamyon bir çizildi. Fen İşleri Müdürü bana söz verdiği halde ki ben bunları yapacağım. Yalnız buradaki ekibi yatırıp kaldırmasına, ona da eyvallah dedim. Yatırıp yatırmasına ben dahil. İkinci bir konu, bizim direklerimizdeki çeyren delileri tutuyor. Yani artık direkler bitmiş. 4 tane dilekçe verdim. Muhatap aldığımız hiç kimse yok. Gönderiyoruz. Dilekçe nereye gidiyor belli değil. Şef olan arkadaşımız Maçka'da. Maçka'daki olan hiçbir kurumdaki şeylerin bir tanesine artık inanacak vaziyetimiz kalmadı. Bir Maçka Belediye Başkanımız var. Sağ olsun. Elinden geldiğince yardımlarda bulunuyor ama maalesef yetersiz oluyor. Çok küçük bir ilçe olmasına rağmen en büyük köylerine sahip. Çok yol ağımız var. Bunlar daha uzun konuşulacak bir süreçtir ama en önemli şeylerden iki tanesini Sayın Başkanım lütfen artık arz ediyorum. Yani böyle cevap almak, sonuç almak istiyorum. Bunu da size bildirmek zorundaydım. Onun için bu kadar beklettim. Zamanınızı aldım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani yukarıdan teşekkür ederim. Bir dakika, pazartesi günü Trabzon Belediyesi'ne gidin. Sözlerini yerine getirmezlerse hafta sonu bize müracaatta bulun. Şikayet edin yani. Tamam mı? Diğer konuyu da elektrik telleriyle ilgili de denetçimiz Hüseyin Bey, İsa Bey'e söyledi. İsa Bey, muhtarıma bir dinleyin. Bizim yapabileceğimiz varsa şikayetini al. Yusuf Bey, buyurun. Evet başkanım. Ama dilekçem elinde. Dur, dilekçeyi sen arkadaşın.